büyüklerden birisi, hak dostlarından birisi cüzzam hastalığına müptela olmuş. Cüzzama tutulmuş. Bütün hastalar için okur dua edermiş. Bu zat Allah'a öyle bir keramet diyelim, buna ikram buyurmuş. Okuduğu hastalar iyi oluyor. Şifa buluyor. Efendim, duası Allah'ın yanında müstecap. Ama gel ve lakin kendisi cüzzama tutuluyor. Demişler ki bu zata, geçen de Hz. Lokman Aleyhisselam'ın misalini arz etmiştim. Bu zata demişler, efendim siz dua ediyorsunuz, Allah duanıza icabet buyuruyor. Hastalara okuyorsunuz, hastalar iyi oluyor, şifa buluyor. Bari kendiniz için de, zat-ı haliniz için de dua edin de bu illetten kurtulun. Siz bir manevi tabipsiniz, insanları tedavi ediyorsunuz. Kendiniz için de bir dua buyurun. Allah sizi şifaya kavuştursun. Evet, Eyyub Aleyhisselam'ın iptilası bu. Hazreti Eyyub'un. O zat buyuruyor ki, bir kere Cenab-ı Hakk'ı rüyada gördüm. Mevlamızı ben rüyada gördüm. Emir buyurdular ki, sana kurbiyet vermek için, seni bize yaklaştırmak için, seni müptela kılayım, seni bir derd ile iptila edeyim mi, sana bir sıkıntı, bir çile vereyim mi? Ben de buyur ya Rabbi dedim. Yani olur dedim. Madem ki neticede Allah'a yakınlık var, ona kavuşum var, olur dedim. Sabahleyin uyandım ki bu illete müptela olmuşum. Cüzzama tutulmuşum. Sabahleyin kalktığımda bu hastalık benim dalıma binmiş. Şimdi söyleyin bana buyuruyor. Şimdi söyleyin bana ki artık ben nasıl dua edeyim? Yani Rabbim benden sual etti, ben de istedim. Şimdi ben nasıl oyun bozanlık yapayım? Neticede yakınlık var, Allah'a ulaşmak var. Ve bu kurbiyeti ilahiyeden, Allah'a yakınlaşmadan kendimi nasıl uzak ve mahrum edeyim?